Şimdi bir arkadaş dur, bakayım bulabilecek miyim onun sorusunu tarihle ilgili bir soru sormuş. Tarihle ilgili sorular hoşuma gidiyor. Yani e, tarih sorun bana daha daha zevkli bir şey. Hocam, bir türlü cevap bulamadığım bir soru var aklımda uzunca bir zamandır. Irak, Suriye, Türkiye'nin bazı şehirleri, Ürdün, Mısır, Sudan, Libya vesaire, daha birçok koca koca ülkelerin nüfusu nasıl oldu da ezici çoğunlukla Araplaştı? İrili ufaklı bütün devletleri toplasanız koca bir coğrafya ediyor. Mesela Mısır nasıl oldu da 98 oranında Araplaştı? Bunu bir türlü aklım almıyor. Eee... Bu durumda Orta Doğu'da zaten önceden beri bir Arap nüfus olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Veya Babil, Asur gibi topluluklar Araplarla yakın akrabaydı ve sonrasında Araplaştılar mı? Yoksa zaten onlar da mı Araptılar? Bu toplulukların Araplaşması bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü koca topluluklar öyle topluca dil değiştirmezler. Öyle olsaydı Farisiler ve Kürtler de Araplaşırdı. İlginç ee, ilginç bir konu olduğu şüphesiz, önemli bir konu olduğu şüphesiz e, ifade edilen varsayımların bir kısmı yanlış. İnsanlar egemen kültüre meylederler. Güçlü olanın kültürü güçsüz olanı cezbeder. Böyle mıknatıs gibi çeker. Ee, Araplar egemen oldular. Hayır şeyden önce 7. yüzyıldan önce Arap hadisesi Arabistan yarımadası, yarımadası ile Suriye ve Irak'ın ortasındaki kurak bölge ile sınırlıydı. Yani Suriye'nin yeşil bölümü şehirleri ve sahil kısmı ve Irak'ın yeşil bölümü yani Mezopotamya iki nehir arası hiçbir şekilde Arap değildi. Mısır hiç Arap değildi, alakası yoktu. Kuzey Afrika'da Arap'ın adı bile muhtemelen duyulmamıştı 7. yüzyıldan önce. Askeri olarak egemen oldular. Bizans devletini çökerttiler. En azından bazı vilayetlerdeki egemenliğini ...ek hamlede çok kısa bir süre içinde yok ettiler. Zaten hazırdı yani meyve koparılmaya hazırdı. Araplar geldiler bir fiskeyle işi hallettiler. Peşinden İran devletini yıktılar. Ve büyük bir egemenlik alanı kurdular. Bu egemenlik alanında kısa bir süre sonra yani... Ee, Arap İmparatorluğu'nun kuruluşundan belki bir kuşak sonra 7. yüzyılın son çeyreğinde e egemen bir Arap dili kültürü oluştu. Yani devlet işleri Arapça görülmeye başlandı. E Yönetici sınıfa mensubiyetin şartı olarak Araplık arandı. Ve bunların yanı sıra büyük bir çabayla, büyük bir e, seferberlikle Arap dilini insanlara öğretmek için bir çabaya giriştiler. Yeni bir yapılanmaydı bu. Yeni yapılanmada Medeniyet anlamında ciddi bir adım atıldı. Birkaç yüzyıldan beri yıpranmış olan, birkaç yüzyıldan beri kaos içinde olan bu ülkelerde ortak bir idari sistem kuruldu. Merkezi yazıya dayanan bir iletişim sistemi kuruldu. Yani falan yerdeki vali ile falan yerdeki kaymakam ve kral arasında yazışma, ulaklar tarafını vasıtasıyla iletilen yazışma söz konusu oldu. Ve Arapça devlet sınıfına mensup olmanın şartı haline getirildi. Heyler Bey, yükselmek isteyen tüm sınıflar bu imkandan ve bu eee bu imkandan yararlanma ve bu şartlara uyum gösterme basiretini gösterdiler. Ee, bu toplumlarda yönetme mevkiine gelmenin koşulu İslam dinini benimsemekti ve İslam dininin dili Arapçaydı. Çok hızlı bir şekilde Arapça yayıldı. Önce yukarıdan başladı, yukarıdan aşağıya. Nüfuz etmeye başladı. Mısır'da 13. yüzyıla dek öyle görünüyor ki egemen dil hala Kıptice'ydi. 1200'lerde nüfusun yarısından fazlası Koptça yani Kıptice konuşuyordu. Mısır'ın yerli dilini konuşuyordu. Arapça hala bir azınlık diliydi. Fakat şu farkla ki yukarı yarının dili Arapçaydı yönetici sınıfın dili Arapçaydı Ve insanlar güçlü olana öykünürler Ha eğer e, bir imparatorluğun gücü altındaki toplumun daha önceden var olan bir imparatorluk dili varsa daha önceden var olan bir, ee, kültür dili varsa bir eğitim sistemi var ise e, o dilin eritilmesi asimile edilmesi çok daha zordur. Yani İran gibi bir ülkede yüzyıllardan beri gelen bir e, devlet düzeni, bir elit düzeni bir e, üst kültür dili mevcutken Arapça oraya daha sınırlı ölçüde nüfuz edebildi. 10. yüzyıla gelindiğinde, 10. yüzyıl başında İran'ın dili Arapçadır. Yani İran'da 800'lü yıllarda Arapçadan başka herhangi bir şey üretilmemiştir. Fakat alttan alta eski İran dili, eski İran kültürü, eski İran eğitim sistemi belli ki mevcudiyetini sürdürüyordu. Öyle ki 9. yüzyıl sonunda ve 10. yüzyılda e, şartlar değiştiğinde birdenbire yeni Farsça dediğimiz yarı yarıya Arapça ile e, karışmış olan dil hop diye su yüzüne çıktı. Şu ne zamandır sözünü ettiğim çeviri çalışmasının içindeyim. Bu çeviri çalışmasında çeviri ve araştırma çalışması. Yani çeviri de öyle küçümsemeyin çok çünkü çok bayağı ciddi özgün bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Eğitimin önemini çok iyi kavrama fırsatını buldum. Osmanlı Devleti'nin taşrasında insanlar dinlerine göre tasnif ediliyorlar. Yani bir insan ya Ermeni, ya Müslüman, ya Rum yahut Yahudi, yahut Katolik, yahut Protestan. Bunlardan biri. Bu kimlik, bu nüfus kağıdında yazan kimlik. Ee, mensup olduğun cemaat bu, dini bir cemaat. Ermeni, kilisesinin ise iki tane temel kurumu var. Biri kilise, biri de okul. Çünkü her kilisenin okulu var ve eğitim Osmanlı Devleti'nde temel eğitim, ilk eğitim 19. yüzyıla kadar tamamıyla dini eğitimdir ve dini bazda verilir. Ermeni Kilisesi Ermenice eğitim veriyor. okul çocuklarında. Allah'ın köyünde. Din değiştirirsen ne oluyor? O okula gidemiyoruz. Çocukların o okula gidemiyor. Ne ne yapıyor? Molla'nın ya cami hocasının e, okuluna devam etmek zorunda. Molla'nın ya cami hocasının e, okulunda Ermenice konuşulmuyor. Türkçe konuşuluyor. Arapça yazılıyor. Türkçe konuşuluyor. İki tane dil. Ne oluyor? Din değiştirip sokağın bir tarafından öbür tarafına geçtiğinde, kiliseye değil camiye gittiğinde çocukların, sen değil çocukların, Türkçe ile yetişiyor. Okulda 3 yaşından 5 yaşından itibaren Türkçe konuşuyor. Bunun dışında bir dil konuşmanın ayıp ve yasak olduğunu öğreniyor. İnsanlar nasıl dil değiştirir diye o kadar fazla kafanızı yormayın. Çok kolay bir şey dil değiştirmek. Kuşak olarak düşündüğünüzde. Çünkü çocukluğundan itibaren ne bileyim Çince yetişmiş bir insanın dilini değiştirmesi zordur. Fakat çocuğu ilk yaşından itibaren Japon okuluna giderse çocuk Japon olarak yetişir. annesini babasını ayıplamaya başlar. Nem ne bu ne, ne, kötü biçince konuşuyorsunuz diye. Ee, onların konuştuğu dili bir büyük annenin dedenin antika bir uyu olarak görmeye başlar. Kendisi yeni öğrendiği dili, Japoncayı benimser. Onu kendi dili olarak sayar. Arkadaşlarıyla o dilde konuşur ve kendi çocuklarına Eski dili öğretmez. Buyur, 30 sene içinde oldu bitti. Dil değiştirmek hiç o kadar zor bir şey değil. Ve Türkiye şayet bütün çabalarına rağmen Kürt ulusal bilincini ve Kürt dilini silmeyi başaramadıysa feci surette beceriksiz olduğu sonucu çıkar bunda. 对吗？